Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi yeleğin arka kol kesimini anlatacağım. Hep soruluyor. Ara ara veriyoruz ama ön kol kesimlerini daha çok anlatıyorum. Şimdi yeleğimiz için böyle yeşil, mavi gibi çok tatlı bir rengi var. Simli angora ip kullandım. 2 numarada tığım var. Bugün böyle önleri bitirdim. Sizler için arkasının kol kesimini anlatacağım. Önlerimiz 5 örnek yaptık. Buradan 2 tane yakın kol kesimi, önlerden de aynı şekilde yukarıya doğru devam ettik. Diğer ön parçası için de aynı 5 örneğimiz var. Arkası için de 10 tane örnek yaptık değerli izleyicilerim. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi hemen uzunluğunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 50 santim, 45 santim kendi boyunuza göre ayarlarsanız daha iyi olur. Şimdi ön parçaları burada duracak böyle. Arka kol kesiminden hemen sizlerle beraber başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz. Şimdi arkada birer tane örnek kol kesimi için yapıyoruz. Önlerde ikişer tane. Bakın şöyle hemen burasını. Burayı kadar normal örneği yaptım. Bir tane örneğin üzerine. Şimdi trabzan örüyorum. 10-12 tane ne kadar denk gelirse. Şöyle 4 5 Yani bu bir örneğin üzerine kaç tane trabzanımız olursa o kadar örüyorum değerli izleyicilerim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane oldu. Burada da aynı şekilde bakın buradan başladım böyle 4, 6, 8, 10. Burayı kadar böyle devam ettim değerli izleyicilerim. Buradan şimdi de burasını yapıyoruz hemen. Şimdi ne yapıyoruz? Dönüyoruz. Buradan biraz söktüm ipimi dolarken. Hemen onu örüyorum. On bir, on iki, işte kaç tane denk gelirse. Hiç fark etmez. Şimdi 2 veya 3 tane zincirle döndüm. Aynı yerden. Buradaki örmüş olduğum trabzanları tekrar örüyorum. Bu şekilde 3 sıra yapacağız. Şimdi bir sırasını ördük. İkinci sırasını örüyorum. Ve burada bu trabzanları ördükten sonra yine örneğimle devam edeceğim diğer tarafına kadar. Şöyle bakın tamamladım. Tamamladıktan sonra şimdi normal örneğimizi nasıl yapıyorsak böyle devam ediyoruz. Zaten bu örneğin videosu başka renkten de çekmiştim. Bakın 3 zincir hemen burada fıstıklarını devam ediyorum. Kelebekler yelek örneği diye çekmiştim. Orada örneği de var. Ön kol kesimi de var. Bu renkten de arka kol kesimini göstermek istedim. Normalde 3'er zincir, 4'er zincir çekiyoruz ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Diğer tarafına kadar. 3 zincir. Rengi de örneği de harika oldu değerli izleyicilerim. Yani çok güzel gösterdi. Zaten bittiğinde hemen satışa sunuyoruz. Buradan da almak isteyen varsa ayırtabilir. Bitince de hemen video çekiyorum. Satış videosu için. Oradan da alabilirsiniz. Büyüklüğünü sorarsanız 38-40 beden arasında yani. 40 beden diyelim.
Şimdi ben böyle sıramı burayı tamamlarken, şurayı gelirken, sizler yeleğimin ön parçasını yavaş yavaş izleyin. Ben de hemen hızlıca diğer kol tarafına gidiyorum. Zaten mübarek Ramazan aylarındayız değerli izleyicilerim. Şurada 11-12 gün oldu. 12. gün bugün. Rabbim hayırlısıyla tutmayı, bayramı bizlere göstermeyi nasip eder. Şu zaten hastalık var başımızda. Hiçbir şeyin eskisi gibi tadı kalmadı diyorum. Ama işte sağlık, sağlık en güzeli sağlık. Kendimizi koruyalım. Ne yapalım işte koruyalım. Hastalık gelir bulursa bulur diyorum. Başka yapacak bir şey yok. Rabbim korusun diyorum. Herkesi. Çünkü bütün dünyanın uğraştığı bir hastalık bu. Mücadele verdiği. Hem örüyorum sizler orada izlerken, ben burada böyle sıramı tamamlamak istiyorum. Yeşilin tam rengini bilemiyorum değerli izleyicilerim ama tatlı bir rengi var. Mercan yeşili mi? Değişik bir renk mi? Bu büyüklükte yapacaksanız 3 bobin alacaksınız. Daha büyük yaparsanız bilemiyorum. Fazla büyük beden yapmıyorum ben zaten. Çabuk bitmiyor değerli izleyicilerim. Biliyorsunuz el emeği, göz nuru. Yani tığının ucunla örüyoruz. Örgü işi öyle kolay değil. Yani çabuk biten bir şey değil. Emek veriyoruz. El emeği, göz nuru diyorum. Bakın sizlerle konuşurken hemen böyle burayı geldim yani tamamladım. Şimdi buradaki trabzanları da aynı şekilde örüyorum. Sonra bir sıra daha ördükten sonra yukarıya doğru ön bandında kaç tane trabzanımız varsa o kadar bırakıp bir daha eksiltme falan yapmıyoruz değerli izleyicilerim. Şimdi burasını tamamlamak istiyorum. Son trabzanındayım. Şimdi aynı şekilde bakın. Bir sıra daha öreceğiz. Buraya geldikten sonra burada da sonra burada 7 tane ön bandında varsa 2 4 6 7 tanesini yukarıya doğru 3 4 tanesini bırakıyoruz. Yukarıya doğru aynı ön kol kesiminde bakın. Olduğu gibi burada olduğu gibi yukarıya doğru 7 tane ile gidiyoruz. Burasını kestikten sonra bakın şöyle hemen görelim arkasını da. Yani arka 10 tane örnek yaptık. Önleri de 5'er tane. Bazen 9 yapıyorum, bazen 10 tane yapıyoruz. Bakın şöyle yavaş yavaş yeleğimizi izlerken sizlere veda edelim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.